ben şunu biliyorum, kesinlikle inanç bir insana miras değildir. Anneden babadan gelen bir şey değildir. Bunu düzeltecek hiçbir şey yok. Yani istediğim kadar iyilik yapayım, 2 dakika sonra ölürsem ne olacak? Zaten küçüklüğümden beri elimde kırbaç olan bir Allah var. Kız çocuğu olduğum için okutulmadım, ezildim. Ve bir de ben düşündüm, bu Allah erkeklerin Allah'tır. Ben niye tapınacağım? Merhaba sevgili dostlarım, ben Ali Kalkandelen. Yeni bir Dar Kapıdan Girenler programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Programımıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bizlere yazıyorsunuz, görüşlerinizi, önerilerinizi bildiriyorsunuz. Bu bize sevinç veriyor. Bugün de yazmak isterseniz eğer, e-mail adresimiz darkapıdangirenler@gmail.com. Bu e-mail adresi aracılığıyla programımızla ilgili görüşlerinizi, önerilerinizi ve özellikle de tanıklıklarınızı bize yazabilirsiniz. Sevinçle bunları okuyoruz ve sizlere cevap yazmak isteriz. İncil'de İsa bize dar kapıdan girmemizi öğütlüyor. Yaşama götüren kapı dar diyor. Ama sonra da uyarıyor, yol da çetindir. İşte İsa'nın öğütlediği bu dar kapıdan geçerek, bu çetin yoldan yürüyen kimselerin hikayelerini bu programda size ulaştırıyoruz. Bugünkü konuğumu sizlerle tanıştırmak istiyorum, konuyu daha fazla uzatmadan. Seymen kardeşim. Seymen kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk Ali abiciğim. Tanıklığını vermeyi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim her şeyden önce. Rab seni çok bereketlesin. Eminim çoklarımız bu tanıklıktan sonra hem seni daha iyi tanmış olacağız hem de çok bereketlenmiş olacağız tanıklığından kardeşim. Sen ne zaman iman ettin? Ben 19 Aralık 2010'da pazar günü kilisemde iman ettim. Tarihi tam net biliyorsun değil mi? Evet, hiç unutmayacağım bir tarih çünkü hayatımda. Doğum günümüz gibi. Benim o ikinci doğum günüm aslında. Belki de gerçek anlamda doğum günü gibi. Yani aslında gerçek doğum günü. Gerçek doğum günü. İkinci doğum ama tam bir tarihi, günü, saati var bazıları için. Sen ondan önce, iman etmeden önce, o tarihten önceki Seymen'den bahsedersen, onun hakkında neler söyleyebilirsin? Nasıl bir ortamdan geliyorsun? Nasıl birisiydin? Neye inanırdın? Seni tanıyabilir miyiz biraz? Tabii ki. Ben asker, yani babam asker kökenli. Yani emekli asker şu anda. Evet. Annem de askeri de memurdu. Yani asker bir ortamdan geliyorum aslında. Askeri bir ortamdan geliyorum. Evet. Fakat çevremin askeri eğitim, çevredeki askeri disiplinin arkadaşlarımın askeri disiplininin aksine, gördüğü askeri disiplinin aksine benim öyle bir hayatım yoktu. Benim gayet de daha bağlı, daha aileye düşkün bir babam vardı ve daha o yüzden daha yumuşaktı bazı konularda. Bazı konularda daha sertti tabii ki de. Mesela genellikle ben asker çocuklarıyla konuştuğum zaman senin söylediğin konudan bahsederler. Yani evde de disiplin, tam bir hayatta tam bir disiplinden bahsederler. Sende öyle bir şey yok muydu? Babam disiplin olsun isterdi ama bunu cebren yapmazdı. Yani söylerdi, o kadar hani arkadaşlarım mesela anlatırdı. Çoğu dayak yediğini, çok sert dayak yediklerini anlatırlardı. Ama ben hiç o kadar sert dayak yemedim hayatımda. Yani tamam, yemedim değil ama dayak yemedim değil ama o kadar sert. Yani ölümüne böyle şey dayak yemedim yani. Hiçbir zaman babamdan tarafından. Yani o kadar sert bir disiplin yoktu evde. Yumuşak kalpli birisiydi herhalde. Biraz daha. Çünkü ailesine daha düşkündü. Yani ailesine bir şey olacak diye tedirgin oluyordu. Asker bir baba, asker bir anne. Annen de memur. Asker. Memurdu değil mi? O da yani aslında o zaman asker gibi bir anlamda. Bir bakıma aslında. Bir bakıma. Onun da bir yan etkisi oldu aslında hayatımda. Çünkü bir bakıma kabul edilme duygusu oluyor ve toplumun hep onayını isteyen bir anne olmuştu. Öyle mi? Evet, o yüzden de mesela komşular ne der, şey ne der? Yani sürekli bu üzerine yaşayan bir... Başkalarının düşüncelerine çok değer veren birisi. Kesinlikle yani. Evet. Ben anneme sen ne düşünüyorsun deyince, komşular öyle der diyordu mesela bazen. Bir şey en ufak bir konuda. Bazen ben
kızardım, ne derse desin diyordum, bazen kızıyordum böyle komşum şey yapıyordum yani. Peki nasıl bir çocukluk hayatın oldu, nasıl bir gençlik hayatın oldu? Ya çocuklukta tabii her asker hani çocuğu gibi gezerek oldu biraz aslında. Pek de şey değil, hani pek sabit bir yerim yoktu. O yüzden sabit bir arkadaşlarım da pek fazla yoktu. Ama 6 yaşımdayken işte doğuda görev yapmıştı benim babam. Evet. Ve Diyarbakır Lice kısmında ve 92 o zamanlar terörist, yani OHAL bölgesiydi orası ve güvenlik pek yoktu. Ben bir gün evet hastalanmıştım ve okula gidememiştim ve o gün benim komşumun çocuğu vardı, benimle yaşıt, yani hatta benim en yakın arkadaşım da o zaman. Ve o gitmişti ve fakat o gün araç mayın, ne yazık ki mayınlı bir saldırıda patladı ve oradan sağ kurtulamadı. Hepsi vefat etti. Eğer sen gitseydin okula o belki gün, ben olmayacaktım o, sen şu anda de o arabada olacaktın. Ve öncelikle yani bundan sonra tabii bu sırada ben hasta olduğum için o hastalık daha birazcık daha arttı ve havaleye dönüştü. Ve bu da bende kalıcı bir, yani şu an geçti ama hamdolsun uzun yıllar süren bir hastalığa dönüştü. Sara hastalığı, epilepsi hastalığına dönüştü. Ve benim için o zamanlar Tanrı adildi. Yani Allah eşittir ya da Tanrı eşittir, adaletti. Tanrı'yı öyle tanımlardın yani. Ya tek kelimeydi benim için. Hı hı. Çocuk çünkü tek bir şey düşünebiliyor o zaman. Çünkü adil derlerdi her zaman. Ama adalet görememiştim o zaman. Çünkü çocuk, masum bir çocuğun ölmesini doğru bulmamıştım. Hı. Ve bana o zaman biraz sorgulamıştım. Adalet yok, o zaman Tanrı yok demiştim. Yani ilk düz mantık düşüncem buydu. Belki bu ilk... Kızdın o zaman. Kızgındım. Evet. Çünkü bir şey yani oldu ve kötü bir şey oldu sonucunda. Yani hak bence adil bir şey değildi. Ölmesi gereken kişiler farklıydı. Yani, aslına bakarsan da adil değil. Yani ölüm de adil değil aslında. Yani, evet. Bir kişi bir kişi çocuğun başına diye böyle bir şeyin gelmesini neyle açıklayabilirsin? Yani adaletle açıklayamazsın bunu, değil mi? Yani hiçbir şekilde. Yani çok yakından tanıyorsunuz, hiçbir kötülüğünü görmemişsiniz. Evet. Yani en azından size karşı, ailesine karşı tanıyorsunuz. Ne yazık ki maalesef o zaman ateist gibi bir şey olmuştum. Tam da değil, sayılamam çünkü çocuk aklıyla. Evet. Ve 12 yılda yaklaşık olarak, yani 18 yaşına kadar ben bu Sara hastalığını çektim ve ilk işte hatırladığım krizim ilkokul 5'teyken oldu. Evde yalnızdım. O zaman tek kriz geçirmiştim. Ölüm riski olan bir şey sonuçta bu dilin. Doğru, ciddi bir şey. Dil nefes borusuna kaçıp sizi öldürme ihtimali var. Ve o zaman ben evde tek başımaydım ve uyandığımda ne dilimi ısırmıştım. Yani ne dilimi ısırarak kopartmıştım ki öyle oluyormuş kriz geçirenlerin bazılarında. Kilitlenme oluyor. Kilitlenme olduğu için dilini ısırıp... Kilitlenmede evet her şey olabiliyor. Yani ve ya da nefes borusuna kaçıp öldürüyormuş. Evet. İkisi de olmamıştı ve fakat tesadüfi, yani büyük bir şans eseri. Sadece kendi bütün kaslarımı sıkmaktan dolayı bir ağrı hissetmiştim kendime geldiğinde. Ve ben sonra fark ettim ki o zaman bir şey beni koruyor. O zaman dedim Tanrım tamam sen buradasın. Yani ve ben sana teşekkür edeceğim artık bundan sonra. Çünkü hayatımı kurtarmaya çalıştım. Yani bir şekilde kurtardım. O zaman çevreme baktım. Yani nasıl teşekkür edebilirim diye. Ya, Müslüman, yani İslam kökenli olduğumuz için Müslüman ve hani nasıl olabilir? İşte ibadet ederek diyorlar. Yani o zaman o ilk deneyim, en yakın arkadaşının böyle arabada işte mayından sonra ölmesi, ondan sonra Tanrı'yla o epilepsi nöbeti sırasında sana bir zarar gelmemesi, arkadaşının yaşadığı deneyimden sonra Tanrı'ya karşı bir düşmanlık, bir kin, acılık. Adalet yoksa sen yoksun gibi. Ama sonra bu deneyimden sonra galiba beni koruyorsun. O zaman belki varsın. Kesinlikle. Ama sana şükranlarımı göstermem lazım diye düşündün. Çünkü onu reddettiğim halde o beni kurtarmıştı o esnada. Evet. Onu düşündüm ve o esnada ona teşekkür etmeyi kafama koymuştum. Peki teşekkür etmenin yolunu nasıl buldun? İlk başta araştırdım. Böyle hani çevreme baktım, Müslümanlardı. Ben de Müslüman olarak devam etmeye çalıştım. İşte Kur'an kurslarına gittim yazın. Evet. Ve çeşitli cemaatlere gittim. Evet. İyice derinden öğrenmek için. Fakat yani ne kadar namazı, işte İslam'ın belli şeyleri var. Namaz kılmak, evet, oruç tutmak falan. Ne kadar bunların bu şartları yerine getirirsem getireyim. Bir yerde bir eksiklik vardı. Çünkü ben ne zaman Tanrı'ya teşekkür etmek için ellerimi açsam yahut Tanrı'ya bakmaya çalışsam onu göremediğimi, ona konuşamadığımı, yani onunla aramda kocaman, aşılmaz bir duvar olduğunu hissettim. Ya da bir uçurum olduğunu hissettim aslında. Duvardan çok uçurum. Çünkü duvarda sesi biraz duyabilirsiniz ama uçurumda öyle bir şansınız yok. Uçurum olduğunu fark ettim. Ve ben bu uçurumu
Kendi çabamla aşmaya çalıştım. Yani namaz, daha fazla ibadet, daha girdin. Derin ibadet yaptım. Daha fazla oruç tutmaya çalıştım. Daha fazla yani yerine getirmeye çalıştım ama İslam olarak yerine getirmeye çalıştım. Peki bunu daha fazlasıyla bunu yapabileceğini nereden düşünüyordun? Kim bir yerden mi öğrendin? Çünkü yani dediğim gibi çeşitli cemaatlere gitmiştim. Evet. Onlar bana dediler ki daha derin düşünmelisin, daha iyi, daha fazla yapmalısın bunları. İnsanlar kendi çabasıyla daha fazla çaba göstererek kurtulurlar. Sen çaba göstermiyorsun demişlerdi. Hı. Yani bana o kadar gerektiği kadar çaba göstermediğini düşünüyoruz demişlerdi. Ama hani ben çaba gösterdiğim halde ulaşamamıştım. Ve dedim ki o zaman belki de bunların dediği yanlış. O zaman ve çünkü bir de cemaatlere baktığımız zaman insana, yani Tanrı'ya değil bazen insanı da daha fazla yönlendiriyor. Tanrı adı altında. Tanrı'yı kullanıyorlar kısacası ve insanlara yönlendiriyorlar. Senin deneyimin en azından öyleydi. Benim deneyimim aslında açıkçası evet, söyleyeyim. Evet. Gördüğüm gittiğin yerlerde öyle bir şey gördün. İnsanın aşırı derecede yüceltildiğini fark ettin. Yani bir insanı neredeyse Tanrı'yla eş derecede koyuyorlar. Bu da bana yanlış geldi. Çünkü ben Tanrı'ya teşekkür etmek istiyorum. O insana değil ki, o insan benim hayatımı kurtarmadı. Tanrı kurtardı. Tanrı çünkü kimse yoktu yanımda. Yani ve ondan sonra dedim ki acaba daha derin düşünerek mi, İslamiyet'i daha derin düşünerek mi bulabilirim? Tasavvufa merak sardım. Mesnevi okudum, araştırdım. Bunlar nasıl, uzun uzun derin derin düşündüm. Ve bir bakıma bir gün böyle tasavvufta yaparken, kendimi meditasyon yaparken buldum. Yani komik olacak ama uzak doğu, daha çok uzak doğu felsefesinde buldum. Yani yoga ve meditasyonla ilgilenirken buldum. Ve onları araştırdım. Çeşitli işte Budizm'den Paganizm'e kadar hepsini araştırdım ve Hristiyanlığı araştırmadım çünkü Hristiyanlık hakkında kimsenin kesin olarak bildiği bir şey yoktu o zaman. Herkes kulaktan dolma bir şeyler söylüyordu ve ben görmediğim, kaynak gösterilmediği her şeyi kabul etmiyordum. İlla bir şey okumalıydım onunla alakalı. Yazılmış bir kitap olsun, izlenim olsun, bir şey olsun onu okumalıydım. Ya da görmeliydim açıkçası o tip insanları. Nitekim onu da görememiştim çevremde. Çünkü çevremde yoktu. Hı. Ve o zaman diyordum ki bana diyorlardı işte şöyle değiştirilmiş, böyle yanlış, şöyle yanlış. Hristiyanlıkla ilgili olarak yani, bunda duyduğun şeyler söylüyorsun. Ben diyordum ki kim söylüyor bunu? Şu söylüyor. O zaman sen ondan duyduysan onun bilgisidir. Senin değil dedim. Var mı senin bilgin araştırma? Yok. O zaman dedim kusura bakma senin bu doğru değil dedim. Ve direkt araştırmayı da reddettim. Çünkü yanlış bilgiye ulaşacağımı düşünüyordum. Ve bu da beni yanlış yönlendirmesinden korktum. Ve daha sonra bütün işte Hristiyanlık halindeki bütün dinleri araştırdım. Ama gördüğüm tek bir şey vardı. Bütün dinlerde insan kendi çabasıyla kurtuluyordu. Fakat bu güneşe tahta merdivenle çıkmaya benziyor. Yani yolun yarısına bile gelmeden o merdiveniniz yanıyor. Metal bile değil, tahta merdivenle çıkmaya benziyor açıkçası. Ve bunu fark ettim ve daha sonra dedim ki Tanrım sen oradasın, ben buradayım. Teşekkür ediyorum, hayatımı kurtardın. Sana ulaşamayacağımı da biliyorum, beni duyamayacağını da biliyorum. Ama sana teşekkür ediyorum. Ben dinleri reddediyorum ama sana inanıyorum demiştim hayatımda. Peki bütün bunlar olurken, geldiğin nokta ilginç. O kadar araştırmadan sonra. Ama bilmiyorum şimdi duyacağız geri kalanını, Mesih'e nasıl geldiğin hikayeni. Sen bunları yaşarken, ailenle birlikte yaşıyorsun. Evet. Ve asker bir aile sayılır. Onların tepkileri nasıldı? Sen onlardan biraz gizli araştırdım aslında. Cemaate mesela gitmemiş, yani cemaate dershane aracılığıyla gittiğim için evet, tasvip ediyorlardı. Çünkü hani en azından kötü bir yere gitmiyor diyorlardı. Hani bir şey yapıyorlar diyorlardı. Ama hani diğer türlüsünde mesela kendim tamamen araştırdım. Gizli kapaklı araştırıyordum evde. Çünkü pek fazla, çünkü toplumumuzda pek böyle hani araştırmak hani hoş şey yapma, fazla derin düşürme, boğulursun gibi cümleler geziyor yani. Kafayı üşütürsün falan, fazla girme oralara falan yani, gibi şeyler. Gibi. Çünkü onlar da buna dikkat ettikleri için öyle bir şeyde olmamdan korkarlar. Ve doğal olarak hani ebeveyn gibi üzerime titrerlerdi ve o konuda. Ve hani o yüzden beni engellerlerdi diye düşündüm. Ve o yüzden onlara söylemedim. Kendim araştırmamı yaptım tamamen. Tamam kardeşim, şimdi bir ara verelim. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Tamam. Teşekkür. Evet sevgili izleyicilerimiz, Dar Kapıdan Girenler programında Seymen kardeşimizin hikayesini dinledik. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız.
Tekrar merhabalar sevgili dostlarım. Ben Ali Kalkandelen, Dar Kapıdan Girenler programındayız. Aradan önce Seymen kardeşimizin hikayesini dinliyorduk. Şimdi ona döneceğim ve hikayesinin devamını kendisinden beraber dinleyelim. Evet kardeşim, asker bir ailede büyüdün. Kaç kardeştin bunu sormayı unuttum. Bir de abim vardı bana. İki kardeşsiniz. İki kardeş. Çocukluğunda aslında bazı ilginç ve zor deneyimler yaşadın. İlki en yakın arkadaşının bir mayın sonucunda okuldan dönerken ölmesiydi. Bu senin için büyük bir acı oldu. Tanrı'nın varlığını sorguladın ve herhalde yoktur dedin. Bu olaydan sonra olsaydı böyle bir şeye izin vermezdi dedin. Sonra bir epilepsi nüksetti sende. O ilk nöbetin evde yalnızdın. Kimse yoktu. Hatırladım. Ve sana zarar gelmeden, epilepsi nöbetini sana zarar gelmeden geçince yalnız başına, o zaman herhalde Tanrı seni korudu gibi düşündün. Ama Tanrı'yı araştırmaya başladın, inançlara baktın. Önce en yakınındaki inançlara baktın, sonra diğerlerine, uzak doğuya kadar gittin. Sonra ne buldun? Bulduğun şey de, söylediğin şey hani sanki güneşe tahta merdivenle çıkmak gibi dedin, tarif ettin. Evet, dünyadaki bütün dinlerin Hristiyanlık harici diyorum çünkü o zamana kadar İsevi'ydik ya da Hristiyanlığı araştırmamıştım. Tamam. İsa'yı araştırmamıştım ve kim olarak tam olarak bilmiyordum. Çevredeki kulaktan dolma bilgileri de kabul etmiyordum. Ve işte dünyadaki bütün dinleri topladığım zaman, çünkü diyordu ki herkes şunu yaparsan kurtulursun, bunu yaparsan kurtulursun. İşte kendini disipline edersen, işte Budizm'de dediği gibi, kendini disipline edersen kurtulursun. Kendi çabanla kurtulmaya benziyor. Seni burada sormak istiyorum. Ben cevabını biliyorum ama sormak istiyorum. Neden bir inanç böyle olmasın? Neden işte bir şeyleri yap, ondan sonra kurtul fikri bu kadar ters ve yabancı olsun? Benim o zamanki mantığıma göre bu şuydu. Yani ben çünkü bunu yapmıştım bir kısmını en azından. Evet. Kendi inancım, yani o çevredemdeki inanca göre yapmıştım. Ve bu tahtam, yani bir bakıma demin de söylediğim gibi güneşe tahta merdivenle çıkmaya benziyor. Hani yanıyor direkt, yani yaptığınız işlerin tahta merdiven kadar bir değeri yok yani Tanrı karşısında, alev, o yanan alev karşısında ya da diyeyim. Ve bir şekilde, çünkü kendimiz yapıyoruz ve ben bunu yaptım, ben bunu hak ettim diyoruz. O zaman insana bir kibir veriyor yaptığın kesinlikle zaman. Kesinlikle gurur. Ve ondan sonra ne kadar yapabilirsin? Bir de o da büyük bir soru işareti. Bir de, ne kadar yapabilirsin? Yani? Yani çevremdeki baktığımız zaman da en azından insanlara soruyoruz mesela, niye şunu yapıyorsun? İşte cennete gidip işte şu kadar melek bana düşecek, şu kadar işte emrimde şu kadar melek olacak, onun için istiyorum. Hani bu bir kibir, çünkü onların hükümranlığı, yani onlara hükmetmek istiyor, yani Tanrı gibi olmak. Ama Tanrı, bilmiyorum, cennet benim kavramımda böyle değildi, yani o zamanki düşünceme göre de böyle değildi. Yani eğer Tanrı kendi gibi olma hakkı verecekse, o zaman ilk başta verirdi. Yani o zaman biz bu dünyada olmazdık. Kendi gibi olmamızı isteseydi, yani, kendi gibi yaratırdı. Tamamen yani kendi gibi yaratırdı. Çünkü onun her şeye gücü yetebilen bir Rab. Yani biz onun gibiyiz ama onun minyatürleriyiz. Yani. Evet, yani ama egemenlik anlamında, güç anlamında, tanrısallık anlamında değil. O şekilde. Anlıyorum söylemek istediğini. Peki ondan sonra İsa'ya geliş yolculuğu nasıl oldu? Evet, tabii bu sırada ben bunları araştırırken üniversite yılımdaydım. Ve üniversite ikinci sınıftayken yaklaşık olarak kuzenimin bir arkadaşıyla tanıştım. Yani daha doğrusu kuzenimin kocasının bir arkadaşıyla tanıştım kuzenimin düğününde. Ve o beni bir öğrenci topluluğuna, daha doğrusu bir etkinliğe davet etti. Facebook üzerinden arkadaş olmuştuk daha sonra, sosyal medya üzerinden. Ve orada Hristiyanlar ve Türkler, yani Hristiyanlar ve diğer insanlar, yani karma bir eğlence günü gibi bir şeydi. Ben orada insanları gözlemlemeyi severim. Yani oturdum ilk başta, insanları gözlemledim, biraz konuştum. Evet. Bazılarıyla. Yani hepsinin yüreğinde benim gibi bir tane boşluğu vardı. Ve bu, kimisi bu boşluğu dans, işte çevre ya da başka şeylerle örtmeye çalışıyor. Nasıl anladın onlarda bu boşluk olduğunu? Konuşunca hani fark ediyorsunuz. Hani insan bir şeyi öne çıkarmaya çalışıyorsa arkada gizlediği bir şeyler vardır. Mesela ben dansa çok iyiyim diyorsa ya da ben şurada iyiyim diyorsa korktuğu bir nokta vardır arkasında. Ben öyle düşünüyordum o zamanlar. Evet, evet. Belki yanlışımdır ama bilmiyorum, belki de haklısındır. Yani ben onu o şekilde gördüm. Çünkü ben de aynı boşluk olunca, hani çünkü ben de o zamanlar organizasyon yapardım. İşte şenlik falan organize ederdik üniversitede.
Ve ben de onunla övünürdüm. Yani çünkü ben de onu örtmeye çalışıyordum o şekilde. İşte ben şu kadar kulis asistanlığı yaptım, işte şunu yaptım, bunu yaptım diye ön planda çıkmaya çalışıyordum. Yani o şekilde evet. Kendimi ön plan tutmaya çalışıyordum. Çünkü onu örtmeye çalışıyordum. İçimdeki o boşluğun dışta görülmesini istemiyordum. Ve ünlü Pascal, yani aslında ünlü filozof Pascal'ın bir sözü var. Diyor ki her insanın kalbinde Tanrı şeklinde bir boşluk vardır ve bunu ancak Tanrı'da, Tanrı'nın kendisi doldurabilir. Ki ben bunu iman et, yani İsa Mesih'i kabul ettikten sonra öğrendim. Ben o boşluğu görmüştüm onlarda ve hani farklı şeyler örtüyor. Kimi dans, çevre, güzellik, farklı şeyler örtmeye çalıştı. Kimi insanda da bu yoktu. Evet, dertleri vardı. Tabii ki hani şey sıkıntıları vardı, üzüntüleri vardı, mutlulukları da vardı. Hı hı. Konuştuğum kadarıyla. Ama o boşluk yoktu. Ya dedim bu insanların dilleri farklı, konuştukları diller farklı. Politik görüşleri farklı, ırkları farklı, kökenleri farklı, savunduğu şeyler farklı. Ama tek noktası var, olmalı. Yani ne olabilir? Oturduğu yerler bile farklı, semtler bile farklı, büyüdüğü semtler bile farklı. Yani aldığı kültürler evet. Farklı. Ne olabilir? Burada tek bir ortak noktası olmalı diye düşündüm. Ve sağ olsun sosyal medyadan hepsini ekledim o gün, yani çoğunu. En azından erkek olanları. Çünkü araştırmak istiyordum evet. Onların özelliklerini, merak ediyordum. Ve tek bir özellik çıktı. İsa Mesih inanlısı, İsa Mesih takipçisi. Sonra dedim ki bu İsa Mesih kim? Onlarda daha büyük bir, daha bir bütünsellik gördün. O iç boşluk dediğin yok. Şeyi onlarda olmadığını fark ettin, sezdin. Bu da senin kendi deneyimin. Onlarla konuşman, onları gözlemlemen, onlara bakman, o zamana kadar başka insanlarda gördüğün ve boşluk olarak değerlendirdiğin şeylerin onlarda olmadığını fark ettin. Kesinlikle. Ve sonra bu nedir o zaman, bunun sebebi nedir, ortak noktaları nedir acaba dedin. Ve hepsi birbirinden farklılar. Aralarında Türkler de var. Türkler var, Amerikalılar var, yabancılar var vesaire vesaire. Hı. Ama ortak noktalarının İsa Mesih olduğunu fark ettin. Evet. Ve daha sonra bu İsa Mesih kimdir dedim. Google'a yazdım o gün ilk defa İsa Mesih kim? Nedir? Daha doğrusu nedir diye yazdım ilk başta. Sonra direkt karşıma bir site çıktı. Ve online işte kutsal kitap falan diyordu. Ve ben de baktım online kutsal kitap o zaman online kutsal kitap araştırmalıyım diye düşündüm. Ve İncil'i okumaya başladım. Ama internet üzerinden okudum. Henüz isteyecek kadar şey yapmamıştım. Çünkü ailemle kaldığım için yani o zamanlar aslında o zamanlar abimle kalıyordum daha çok. Ve yani tepki yol açar ya da bana bir şey der, bir şey yapar diye. Ya bir şey yapar derken şeyden söz etmiyorum. Hani en azından alır yırtar atar. Huzursuzluk çıksın istemedim. Huzursuzluk çıksın istemedim. Düzen bozulsun istemedim. İnternetten okumaya başladım. İnternetten okuduğum kimseye zararı yok. Çünkü laptopu kapatıyorsunuz kimse görmüyor. Doğru. Ve okumaya başlamıştım. Biraz İncil'i okumaya başladım. Sonra işte oradan tanıştığım bir kardeş vardı. O da Türk ve Hristiyan. Yani aslında Türkçüyü savunan ve Hristiyanlığı da savunan birisi. O da aslında biraz benim için sempatik görünüyor. Çünkü Türk Hristiyan olabiliyor kavramı. Çünkü düşünmüyordu. Çünkü hani Amerikalı mesela olsa dersiniz ki bu kendi dinini yaşıyor, yabancı dersiniz. Çünkü toplumda öyle karşılanıyor. Çünkü gavur bile dendiği için hani bizlere evet. Ne yazık ki bu ülkede yabancı demektir çünkü gavur. Hani yabancı olarak algılanıyor, öteki olarak algılanıyor. Halbuki bu topraklardan çıkan, bu topraklarda evet. Doğan, büyüyen, gelişen bir inanç. İsa Mesih takipçiliği ve işte onunla birazcık da konuşuyordum. Hani onu da biraz konuşmuştum ve hiç ona sormadım ama yani çünkü onun görüşünü ya da başka bir Hristiyan'ın görüşünü merak etmiyordum. Çünkü kaynağı kendisini merak ediyordum. Ve o zamana kadar da hep beni şey işte öğrenci platformu var işte bir ismini özel ismini kullanma istersen tamam. Sadece genel olarak. Var. Evet. Bütün üniversite öğrencilerinin katıldığı ve çeşitli konuların Hristiyanlık bakış açısı çerçevesinde paylaşıldığı, değerlendirildiği bir platform. Taksim genelde oluyor. Tamam. Ve oraya her cuma beni oraya davet ederdi. Ben 2-3 defa gelememiştim ve ondan sonra bir kere gelmek istedim yani. Ve bir kere geldim sadece oraya. Çünkü oradaki görüşlerden etkilenmek istemedim. Kaynaktan okuyordum o zaman. Yani İncil'in kendisini okuyordum. Yani İncil bölümünü okuyordum ve sürekli İsa Mesih hakkında biraz bilgilerim vardı. Ve bir gün ben sınava girecektim. İşte vize sınavlarımı ama telafi olan sınavıma girdim. Yani rapor almıştım bir sınavdan ve girecektim. Bir arkadaş, o Hristiyan arkadaşlardan bir tanesi, yani İsa Mesih arkadaşım bir tanesi, şu an Amerika'da kendisi. Bir mezmur paylaşmış ve beni çok etkilemişti aslında. 27. mezmurda. Evet. Yani diyor ki aslında buradan izninizle okumak tabii. istiyorum. Aha. Bir kısmını, yani paylaştığı kısmını.
Rab benim ışığım, kurtuluşumdur, kimseden korkmam. Rab yaşamımın kalesidir, kimseden yılmam. Rab'den tek isteğim, dileğim şu. Rab'bin güzelliğini seyretmek, tapınağında ona hayran olmak için ömrümün bütün günlerini onun evinde geçirmek. Amin. Ve en sonunda umudunu, yaşam diyarında Rab'bin iyiliğini göreceğimden kuşkum yok. Umudunu Rab'be bağla. Güçlü ve yürekli ol. Umudunu Rab'be bağla. Ve o zaman aslında çalışmam gereken ve saat 8'di akşam onu ilk gördüğümde. Çalışmam gereken bu kadar sayfa vardı. Yaklaşık bir 600-700 sayfa vardı. Kitap ve ezber olan bir ders. Ve o dersten zaten ikinci alışım o dersi. İlkini hem çizimden kaybettim hem de ezberden, ezberim iyi olmadığı için kaybettim. Yani sınavı kaldım o dersten. Ve bu kadar, bunun hepsini bıraktım kenara. Hiç çalışmadım. Oturdum, 27 mezmuru araştırdım. Mezmur ne, zebur ne? Ondan sonra... Gece 3'e kadar ben 27. mezmur okudum. Biraz belki bu saçma gelecek ama gerçekten onu okudum ve özellikle son kısım beni çok böyle teşvik, bir şey doğdu o zaman içime. Çok güvende, rahat hissettim kendimi. Ve sonra ertesi gün sınava girdim işte sabah ve o sınavdan ben 80 almıştım ve BA ile geçtim o dersi. Yani o yüzden ilk hayatımı gördüğüm ilk mucize oydu. Hamdolsun diyorum. Peki şimdi Mesih İsa'da yaklaşık kaç yıldır o zaman Mesih İsa'dasın? 2,5-3 yıl oluyor. 3 yıldır. Bu hayata baktığın zaman, İsa Mesih'le yürüdüğün bu 3 yılına baktığın zaman, ondaki hani başka şeyleri de inceledin, gördün. Kısa bir şekilde zamanımızın sonuna geldik. Önemli değil ama o 3 yılı, bu 3 yılı nasıl değerlendiriyorsun? Rabbin farkını, İsa'nın farkını nasıl anlatabilirsin bize? Aslında şöyle bir şey fark edebilirim. İsa Mesih hayatıma geldiği sürece çağırdım ve geldi. Kendi gösterdi, kendini gösterdi bana. Ve bir rüya aracılığı aslında. Ve şu, İsa Mesih aracılığıyla ben Tanrı ile konuşabiliyorum şu anda. Yani Tanrı'nın kendi gönderdiği, kendi kurbanı aracılığıyla aslında. Ve kendi çabamla değil, Tanrı'nın kendi eliyle kurtuluyorum ben. Ben kendi Tanrı ile yine bir iletişim, düzgün bir iletişim halindeyim. Onun beni duyduğunu, onun da benimle konuştuğunu hissedebiliyorum ve duyabiliyorum. Benim için önemli, yani zaten aradığım şey buydu. Çünkü teşekkür etmek istiyordum Tanrı'ya. Ve aradığım şeyi kesinlikle bulduğuma inanıyorum. Ve özellikle sevgisini hissettiğime inanıyorum. Hamdolsun kardeşim. Çok teşekkür ederim bu özel hikayeyi bizlerle paylaştığın için. Rab seni çok çok bereketlesin. Amin. Daha önünde çok uzun bir ömür var ve onunla dolu dolu bir yaşam diliyorum senin Amin. İçin. Teşekkür ederim. Evet sevgili dostlarımız, Seymen kardeşimizin hikayesini kendisinden dinledik. Ne kadar özel bir hikaye. Tanrı'nın kendisine nerelerden sonra o bütün çocukluğunda yaşadığı acılar ve sıkıntılar ama sonrakinde araştırmaların sonucunda nasıl bir zamanda kendisini ona gösterdiğini kendisinden duyduk. Bizler de açık olursak, yüreğimizi açarsak, gönlümüz açık olursa mutlaka bize de konuşacaktır. Şu kısa duayı lütfen benimle birlikte edin. İçten ve samimi olduğunuzda mutlaka size cevap verecektir. Tanrım senin önüne geliyorum. Ben de seni arıyorum. Ben de gerçek olanı araştırıyorum. Ben de gerçek olanı bulmak istiyorum. Kendi ibadetlerime güvenmiyorum. Daha doğrusu güvenemiyorum kendi ibadetlerime. O yüzden ben sana sığınıyorum Rab. Beni kurtaracak olan sadece sensin. Sadece sensin bana sonsuz kurtuluşun kapısını açacak olan. Lütfen beni oraya götür. Beni o kapıdan geçir. O yolda yürümek istiyorum. İsa ile birlikte lütfen. İsa'nın adıyla. Amin. Amin. Evet sevgili dostlarım, ben Ali Kalkandelen, yeni bir Dar Kapıdan Girenler programıyla daha sizlerle birlikte olduk. Tekrar buluşuncaya kadar Rabbim Mesih İsa sizleri ve bütün evinizi bol bol bereketlesin. Hoşça kalın.